İran Savunma Bakanı Hüseyin Rekyan, Suudi Arabistan hakkında çok sert bir açıklama yaptı. Eğer düşüncesizce bir hareket yaparlarsa Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine hariç müdahale etmediğimiz yer kalmaz ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Veliahtı da İslam dünyasını kontrol etmek isteyen İran ile herhangi bir diyalog yolu bulunmamaktadır lafını söylemişti, kullanmıştı. İran ve Suudi Arabistan ikisinin karşı karşıya gelmesi sizce bu bir adım ileri atılır mı yoksa tam tersi geri çekilir mi? Sanıyorum yıllar önce Mustafa Özel'di galiba, yine Asya gazetesinde yazan bir yazar olmalı. Onun bir yazısı vardı, oradan çok güzel bir tahlili vardı kendisinin. Yani bugün evet, İslam kriterler açısından baktığımız zaman, daha doğrusu Kur'an açısından baktığımız zaman, Sünniliğin de Şiiliğin de çok çok ama çok kötü bir pozisyonu olduğunu görüyoruz. Yani DAEŞ özelindeki bir takım uygulamalar da aslında bu yapıların fıkhi ve bir takım sosyal hayattaki bazı teorilerin karşılığı veya bir çıktısı. Dolayısıyla bu anlamda baktığınız zaman ciddi bir sorun var. İslam'la bu mezhepleri temsil eden ve onların liderliğini yapan ülkeler arasında. Ancak İran'ın Şia olmak özelinde biraz daha bence farklı bir konum var. O bahsettiğim ya da tıfla verdiğim yazıda şöyle bir tahlili vardı. Diyor ki Batı diyor aslında hiçbir zaman için İran'ı bir düşman olarak, yani uzun vadeli bir düşman olarak görmedi. Çünkü Şia'nın kendi dinamiği açısından Sünnilere karşı çok ciddi bir şeyi var. Nedir onun ismi? Etkinliği mi? Düşmanlığı var. Şimdi bu düşmanlık o derece şey ki, yani bu taraftaki bir takım insanların, yani sizin dört halife, Hulefai Raşidin dediğiniz ve altın devir olarak nitelediğiniz bir dönemi, insanlarını ya da o dönemin efendim unsurlarını, hani her türlü şeyden, nasıl diyeyim, en ağır, en ağza alınmaz şekilde dışlayan, tekfir eden bir tutumları var. Dolayısıyla bir ortak nokta noktasında, yani ortak şey açısından, yani bulmak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla bunu da Batı çok güzel keşfetmiş durumda ve kullanıyorlar da. Yani evet, bugün gidip de Batı'da herhangi bir insan, herhangi bir kişi, bir Alman, İngiliz, Fransız, neyse artık, X bir Hristiyan veya Yahudi, Müslümanlığı tercih edecek olsa, yani gidip de araştırıp ya ben Şia olacağım demesi çok kolay değil. Çünkü o Şia'daki yani kendi dinini terk etmesini sağlayan motivasyon neyse, o din değiştirecek olan Hristiyan'da veya Yahudi'de, onların dik alası zaten Şia'da mevcut. Yani 12 imamları vesaire bilmem ne falan, yani çok mantık çerçevesinde insanların tercih edebileceği bir dini tercih gerekçesi değil. Ama Sünnilik öyle değil. Dolayısıyla Şia'nın Batı'da veya şeyde insanlarını devşirme veya insanlarını elde etmek gibi bir şeysi olmayacaktır. Dolayısıyla Batı'nın böyle bir endişesi yok. Ama Sünnilik öyle değil. En yamuk haliyle bile elde kitap olması, Kur'an-ı Kerim'in varlığı o Sünni ekollerin içinde bir tanesini Batı'da birçok insana cazip kılabiliyor. Dolayısıyla insanlar Müslüman olma şeyini Sünniler üzerinden daha fazla gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu aslında Batı için en büyük İslam tehlikesinin Sünnilik kaynaklı olduğunu bir göstergesi, bir delili. Dolayısıyla aslında Batı İran'la, daha doğrusu Şia'yla şey arasındaki düşmanlığı bir şekilde Şia'yı arkasına alarak veya yanına alarak yapmayı tercih eder gibi bir tez. Bu bir yaklaşım. Böyle bir yapıda, böyle bir durumda bizim yani bırakın arkadaş şu kitabınıza gelin vesaire falan gibi şeylerimiz çok naif kalıyor. Çok şeysiz kalıyor. Bir hani sen karşılığı yokmuş gibi kalıyor. Yani Allah'ın ayetlerini
insanlara göstermek, sunmak veya bunlar gibi davranın, bak buradakiler gibi olun deme işi bile adeta yok böyle bir şey olamaz'a dönüştü. Evet. Dolayısıyla hani dini böyle insanlar gitsinler işte camide, evde yatarken, uyurken veya öldüklerinde yaşasınlara geldi hadise. Dolayısıyla bizim açıkçası Şia'nın böyle bir tavrı, Sünnilere karşı böyle bir yaklaşımı bence siyasi bir şey, özellikle Orta Doğu'da ciddi bir şey almak istiyorlar. İsrail'e düşman gibi bir yapıları var ama İsrail tarihte de Kudüs'ü işgal ettiği zaman Perslerin en geniş özgürlükleri onların zamanında yaşadılar. Onlara tekrar o yönetim orada devredilmişti. Dolayısıyla bunun bugün Batı için Şia'nın çok ne kadar tehdit olduğu bence soru işareti bir konu. Ama onların bu yayılmacı tavrı açıkçası İslam'ın coğrafyası dediğimiz, İslam coğrafyası dediğimiz alanları kan gölüne dönüştürmeye dönüşüyor ve Batı da bunu açıkçası çok da bu işten keyif alıyor gibi geliyor bana. İran ve Irak zamanında Mekke'de de bir takım olaylar olmuştu. Hı hı. Yani orayı da zaten insanlar eğer ki böyle bir hani şey yapacak olursa bu Müslümanlar, artık zaten onlara Müslüman denmesinin bir gereği kalmıyor. Öteki tarafta da işte baktığınız zaman Orta Doğu'daki parça parça küçük küçük noktalara ele aldığınız zaman orada da bu yapıların karşılıklı salvolarıyla o insanların, o bölge halklarının, bölge insanlarının hayatlarının nasıl karardığını da görüyoruz. Dolayısıyla bence pratikte zaten bir hem sıcak hem soğuk hem her türlü savaş söz konusu.